Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet etili özür görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızı dikkatler ekranımız olsun. Virus krizis yardım merkezi yardım toplaşını devamlaştırmakta. Çatallardaki bütün Şarkı Türkistan teşkilatlarının ortak kolluşu bilen kurulgan Şarkı Türkistan Virus Krizis Yardım Merkezi birinci baskışlık yardım toplaş neticesini ilan kıldı. Xitay virusi halkaradı kent arkalıp halkara cemiyetke iğir tehdit buluvatkan, iktisadi küçlük devletlerimi alakızadı buluvatkan ciddi bir payette, muhacireti yaşavatkan Şarkı Türkistan halkının Xitay virusi mezgilde yolukkan iktisadi kıyınçılıklarını halkılış maksıda her kaysi devletlerde faaliyet kılavatkan teşkilatlarının hemkarlıkı bilen kurulgan Şarkı Türkistan Virus Krizisi Yardım Merkezi her kaysi cihette tayyarlık hizmetini ahırlaştırdı. 4. April'dan başlap yardım toplaş hizmeti başlanıp her kaysi devletlerdeki Xitay Virus Krizisi Yardım Merkezi'ye tayyirlengen mesullarının aktif hareket kılışı köp sallı halkımızın kollaşı neticesi de birinci baskışlık yardım toplaş faaliyeti ahırlaşıp hulası kılındı. Her kaysi devletlerdeki teşkilat ve şahıslarının kılgan yardımı devletler boyunca tövendikçe. Germaniya 149.237 Türk lirası. Türkiye 113.250 Türk lirası. Kanada 54.492. Gollandiya 46.260. Avustralya 33.451. Norveçya 27.270. Şivisiya 20.236, Şivisariya 19.207, Avustriya 14.095, Belgiya 11.059, Fransiya 9.777, Finlandiya 8.858, Yaponiya 6.763, Amerika 6.762 Türk lirası bulup, umumi yığılgan yardım sonması 520.922 Türk lirası bulgan. Ondan başka Angliya, Pakistan, Saudi Arabistan, Kazakistan, Kırgızistan Katarlık devletlerden hazırki yardım evetilmigen. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Maliye Mesulü hem de Kökay İnsani Yardım Cemiyeti'nin idare heyet azası Nizamedin Temkini Efendi ziyaretimizi kabul kılıp, yardım kılıç seferberliki hizmetlerine umumi cehetin teşkilat ve şahıslarının aktif avaz koşu vatkallıkını. Bulup mu Avrupa'daki Uygurlarının kılgan yardımı körünerlik bulgallıkını, ama Türkiye'de yaşayıp durup Türkiye'deki Uygurlarının ehvalini bilip durgan kısmen baylarının hazırgıcı hareketki kelime geldikini. Ama bunların mı küçüğünü yığıp bıraklı yardımını başlayıp gitildiğallıkı işindi kallıkını bildirdi. Nizamedin temkini yine hazırgıcı Türkiye'de kıyınçılıkı barlıkını bildirip tizimge aldırgan ailenin sani kancıgı yetti digen sualımızga cevap verip hazırgıcı tizimlatkallarının 1400'ge yetkenlikini. Tehi tizimge aldırılmagan Türkiye'nin başka vilayetlerde mi kıyıncılıkı bar kişilerinin barlıkını, ondan başka krizis yardım merkezinin Türkiye'deki başka mesullarga tizimge aldırganlarına mı bar ihkellikini, hazır toplangan yardımının tehiçi ihtiyacını kamdiyanmaydıgallıkını, her kaysi devleti faaliyet kılıbatkan teşkilat ve şahıslarının tehimi gayret kılışı gerektikini, yardım toplaş faaliyetinin devamlı şivatkallıkını bildirdi. Dünyada Xitay virüsü bilen ölgenlerden sani tizlikte köpeymekte. Kırım Haber Agentliği'nin bugünkü haberde bildirilişe, dünya boyunca Xitay virüsü bilen ölgen adam sani 80 mingden aştı. Haberde İtalya'da Xitay virüsü bilen yukumlanıp kaza kılgallar sani 17.127'ye yetkenliki, bunlar içinde 94 doktor bilen 26 sestranın mı bari ikenliki. İtalya'da yukumlanıkçılar sani 94.067'ye yetkenliki, Fransiyada bir gün içinde 1.427 adamın kaza kılışı bilen cemi kaza kılgallarının sani 10.328'ge, yukumlanğuşularının sani 109.069'ge yetkenliki bildirildi. Haberde yine Gollandiya'da kaza kılgallarının sani 2.101'ge, yukumlanğuşularının sani 19.580'ge yetkenliki. Angliyada Xitay virüs sebebinden 24 saat içinde kaza kılgallarının sani 786'ge yetip, umumi kaza kılgallarının sani 6159'ga yetkenliki. Yukumlanğuçularının sani bir gün içinde 3634 adam köpüyüp, cemi yukumlanğuçularının sani 55242'ga yetkenliki. Amerika'da Xitay virus sebebinden kaza kılgallarının sani bir gün içinde 1339 adam köpüyüp, umumi kaza kılgallarının sani 10993'ga yetkenliki. Bir gün içinde yukumlanğuçular sani 30478'ga yetip, umumi yukumlanğuçular sani 368.449'ga yetkenliki.
Meksikada Xitoy virusi sababidan qaza qilganlarning soni 125 ga, yuqumlanuvchilarning soni 2439 ga yetganligi bildirildi. Undan boshqa Dominika Jumhuriyatida Xitoy virusi sababidan 24 soat ichida qaza qilganlarning soni 98 ga yetgan. Trump Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotiga tahdid soldi. Amerika prezidenti Trump seyshanba kuni Twitter'da Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotini tanqid qilib, ularga berildigan xarajatni to'xtatadiganligi haqida tahdid soldi. Xitoy virusi yuqumining butun dunyo miqyosida borgan sari og'irlashishiga ergashib, Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotiga qarata ayblashlar borgan sari kuchaygan. Trump seyshanba kuni Twitter'da yo'llagan uchurida Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotini qattiq tanqid qilib, ularning Amerikadan zo'r miqdorda yordam elayotgan bo'lsa-mu, aksincha Xitoyga yaxshichoq bo'layotganligini, yuqum vaziyatini yaxshi kontrol qila olmaganligini bildirgan. Trump uchurida yana Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining ayni vaqtda Xitoyga chegarani davomliq ochib etishdagi xato taklif berganligini, ammo Amerikaning bu taklifni qabul qilmaganligini, Amerikaning Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotiga berayotgan xarajatni to'xtatadiganligini bildirgan. Ammo necha minut o'tgandan keyin qayta uchur yollab buni faqat o'ylashib ko'radiganligini ta'kidlagan. Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining bosh amaldori Tedros Izkil holda Xitoyning yuqumga qarshi xizmatlarini maqtab kelgan bo'lib, hozirgacha biror qitimmo Xitoyning dastlabki yuqum ahvolini yushirganligini, natijada butun dunyoning dastlabki qimmatli bir necha hafta vaqtni qo'ldan ketkizib qo'yganligini tilga olib boqmagan. Bu sababli Tedros xalqaro jamoatning ko'plab tanqidiga duch kelmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Tunugun 7 aprel Turkiya Jumhuriyati Sog'liqni saqlash vazirligi o'zining ijtimoiy uchur sahifasida Xitoy virusi bilan qaza qilganlarning sonining 725 ga yetganligini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash vaziri Fahrettin Koca tunugun kech soat 20 da Turkiyadagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 20023 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 3892 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 34109 ga yetganligini, bir kun ichida yana 76 kishi qaza qilib, jami qaza qilganlarning 725 ga yetganligini e'lon qildi. Minister yana bugun davolanayotgan bemorlar ichida 256 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 1474 bemorning kesili og'ir ekanligini, yaxshilanayotgan bemorlarning soni kun sayin oshayotganligini, Xitoy virusiga fursat yaratib bermaslik uchun uydan sirtqa chiqmaslik kerakligini bildirdi. Wuhan rasmiy ochib etildi. Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy virusining manbasi bo'lgan Wuhan shahri bugun 8 aprel rasmiy ochib etilgan. 76 kundan beri sirtqi dunyodan ayrilib etilgan Wuhan shahrining yuqori sur'atli tashvili bugun soat dal 00:00 da ochib etilgan. Undan boshqa temir yo'l, dengiz qatnashi va havo qatnashi ham asliga kelgan. Ammo Wuhandan Beijingga boradigan barlik qatnash yo'llari yanada ochib etilmagan. Xabarda bildirilishicha, yo'lovchilar har qaysi punktlarda alohida tekshirilgan bo'lib, faqat yashil kodi, ya'ni sog'lomlik uchuri bo'lgan kishilarningla safarga chiqishiga ruxsat qilingan. Xitoy temir yo'l tarmoqlari bugun bir kun ichida Wuhandan Xitoyning har qaysi joylariga 276 yo'lovchilar poyezdining yo'lga chiqadiganligini bildirgan. Xitoy virusi yuqumining dastlabki mazgilida Wuhandagi yuqum ahvolining og'irlashishiga ergashib, Xitoy doiralari 23 yanvar Wuhan shahrini butunlay taqigan edi. Yuqum kontrol qilingandan keyin 24 mart qaror ma'qullab, 8 aprel kuni Wuhanni rasmiy ochib etadiganligini bildirgan edi. Xitoy hakkerlarining 10 yildan buyon Linux tizimiga hujum qilib kelganligi oshkorlandi. Amerika ovozi to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy hakkerlar guruhining 10 yildan beri izchil turda Linux tizimiga hujum qilib, aqliy mulk o'g'irlash bilan shug'ullanib kelganligi oshkorlangan. Tor bexatarlik mutaxassislari 7 aprel bu vaqtda dokulat e'lon qilgan bo'lib, dokulatda Xitoyga ishlaydigan yollanma xodimlardan tarkib topgan bir hakkerlar guruhining borligi, ularning nurg'unligan sohalarda keng yiltiz tortganligi, maxsus aqliy mulk o'g'irlash uchun tor hujumi va jasusluq faoliyatlari bilan shug'ullanganligi bildirilgan. Tadqiqotchilar Xitoy hakkerlarining ilgari bayqalmagan yomon g'arazlik yumshoq detaldan foydalanib, qo'g'dinishi ojiz bo'lgan Linux mulozimatlariga hujum qilganligini isbotlagan. Xitoyga xizmat qildigan bu guruhlarning yana Windows, Android va Mac mashg'ulot tizimasi qatorliq boshqa supalarni ham nishonlaganligi oshkorlangan.
növete asaslıq texniki və elektronluq soğudu maginatlarının həmmesi digidək Linux sistemisiga tayindigan bolub, Amerika hükümet orqalları və Dövlət Müdafiye Ministerlikimi Linux məşğulat sistemisini şildidu. Dünyada aldıngı qatarı durduğun 1 milyondan artıq tor bekat və 75% tor mülazimetleri Linux sistemisi icra buludu. Şunaqlı dünyadaki ən ilgar dərəcədən taşqari kompüterlarının 98% bu sistemini qollaydı. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy izchil holda tor hujumi va josusliqqa tayinib, chat el texnikasi va aqliy mulk huquqiga erishib kelgan. Amerika tor bexatarlik shirkati FireEye'ning yuqori darajalik analizchisi Ferit Pilan Xitoyning tor josusliq harakatining oldini olish uchun ko'p taraflamalik usulga muhtoj ekanligini bildirgan. Tramp hukumatı Xitoyning tibbiy buyumlarini besib olganligiga chora ko'rishni o'ylashyapti. Trump hükümeti Xitay'nın tibbi buyumlarını besip alğanlıqıga çari görüşünü oylaşıp atıdı. Xitay'dan tarqalğan Wuhan virusi növeti dünyavi vabağa ayınlıp ketken bulup, Amerika növeti bunun ziyniğe en iğir uçurgan devletlerinden biri bulup kaldı. Mälum bolışça Amerika tabasida virus yuqumdarlığı yeterlik tibbi buyumlar zapısının bolmasıqı bunundaki en muhim sebeplerinden biri iken. New York Postisi gezisinin 5. aprildeki haberde eytilişçe, Amerika yıllardan buyan maska, pəlay, ötük qatarlıq yuqumluq kesalliklerden saqılınış buyumlarını Xitaydan import qılıb kelibatqan ekan. Halbuki bu qetim Wuhan virusi dünyavi vabağa aylınıp kelibatqan halqılıq paytda Xitay rejimi Xitay tavasidagi zavodlarga buyruq tushirib, ularning bu xildagi tibbi buyumlarını Amerikaga eksport qilishini man'i qilgan. 2020 yılı yanvarning oxiridan fevralning oxirigacha Xitay rejimi yana Yevropa İttifaqı, Avustraliya, Braziliya qatarlıq joylardan 2 milyard maska ve 25 milyon yürüş yuqumdan saqılınış kiyimi import qilib, bularını ambarga besip qoygan. Arqadırlı import qilingan bu tibbi buyumlarını hiç yerge eksport qilishqa bolmaydiganligini jakarlagan. Bunun bilan dünyadaki bu xil tibbi buyumlarının mal zapisi hemmel yerde qurup ketgan. Yıqında Xitay dairelerinin bu qilmişi tuluq ispatları bilan aşkarı bolgandayken, Trump hükümeti Xitay rejiminin bu xil gharazlik qilmişiga qarata qanuni çari görüşünü ciddi oylaşıqa başıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump'nın saylam işleri advokati Jenna Ellis bu vaxtı söz kılıp, cinayi işler kanunda bunu kasten katillik kılış deyimiz. Adamlar minglap ülüvatkan ahvalda Xitay rejimi sadır kılgan bu xildeki gharazlık kılmış, birinci dereceli katillikten hiç kandak perik kılmaydı diyen. Amerika Devlet Meclisi karmakıdaki Amerika Xitay İxtisat ve Bexaterlik İşleri Komitetinin hayat azası Michael Wessel bu ahvalının hakikat işkerlikini delildigen. Hem de Xitay rejiminin kılmışını, onlar özlerinin zavutlarını nemi kılsa özünün işi. Ama taşkı dünyadaki barlıq tibbi buyumlarını bıraklı yığıvelip, ambarga bastırıp koyuqanlıq, dünyanı apetki ittirgenlikten başka narsa emes dep ayıpligen. Aksaray'nın baş strategiçisi Steven Bannon, Xitay rejiminin kılmışını Çernobil vakasının biologiyelik varianti deyiş mümkün dep körsetgen. Taşkı dünyanı hemmedimi bek gazeplendirgen bir iş, Xitay rejimi yıqındımayan dünyanın nijatkari kıyapeti de otturuğa çıkıp, aşu ambarlarga besip koyulgan tibbi buyumlarını bir kısım devletlerge setip bergelik eşken. Ular muşkildeki maske diplomatiyası arqalıq, özlerinin yumuşak köç strategisini dünyavi miqyasda kengeytmekte eşken. Xitay'nın maske diplomatiyasıge yuşurungan peskash kılmışları köplep aşkarı boldı. Xitay'nın maske diplomatiyası arqalıq bir kısım devletlerge maske tarqıtıp, özlerinin təsirini sındırış urnuştu bulu vatqallıqı köpləb oturuğu çıxmaqda. Soğudu ölkəmleri gezdinin 5. aprildeki xabirde eytilişçe Pakistan'a maşını maşınlap Xitay'dan yardım hesabı deyitip gelgen N95 maskeler hiç qandaq təkşürüştün ötküzülmək Udulla, Lahor, Karachi, Qatarlıq çoğun şəhərlərdeki doktor hallarına tarqıtıp berilgen. Ama doktorlar bu maskeni taqıqan deyken bu atalmış N95 maskelerinin pütüllay kaltı iştandan özgertip tikilgenlikini bayqıqan. Doktorlar bunundan qattıq gazeplinip, Xitay qarap durup bizni muşundaq mı koldırıldamdı deyişken. Xaberde eytilişe Xitay'nın bu xildeki süpetsiz tibbi buyumları Nepal, İspaniya, Gollandiya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti qatarlıq jaylarga mı gayet zor miqdarda eksport kılınğan bolup, bularının içi de sınaq asvapları, maska, yuqumdan saqılınış kiyimleri qatarlıqlarının mutlaq köp kısımı ölkemsiz yakı layaqasız bulup çıkan. Xitay rejiminin bu xil nijatkarlıq qalpıqıgı yuşurunğan haqiqi gharizi ularının İtalya bilen bolgan maske cedilde tihimi uçuk işbadilengen. Fox haberleri doğrunun 7. aprildeki haberde eytilişe Wuhan virusunun iğir zərbisi gidoş gelgen İtalya'da
maske kalmaganlıktan Xitay rejimi onlarga yardım hesabıda bir türküm maske ve yuqumdan saqılınışkı kereklik tibbi buyumlarını setip berişke makul bolgan. Halbuki İtalya taraf mezkur buyumlarını tapşırıp alğandayken, bularının əsildə bunundan bir neçe ay ilgiri özleri Xitaydaki virus bohranığı yardım üçün əvətip bergen buyumlar ikenlikini bilgen. Bunun bilen onlar Xitayga bekarga berip etken nərslərini bu qetim pul tölep setip alğan. Dəl Xitayda virus yamırap atqan məzgildə İtaliya muşu gayet zor tibbi buyumlarını Xitayga mağdurup etken bolğaçqa, virus İtaliyaga tarqalğanda tibbi buyumlarının kemçilikidən İtaliyadaki 16 min kişi bihudi ölüp ketken. İran ve Xitay əməldarları virus yuqumdarlarının sani məsəlisində talışıp qaldı. Xitayın Wuhan virusu yeni tarqalğan vaqtlarda yuqumdarlarının sanını yuşurup dünyanı bexutlaşdırıp qoyğanlıqı tənqidke uçurab gəlməkdə. Bu cəhətdə yalğancılıq qılıvatıdı dəb qarılıvatqan İran mı bugün özlərinin Xitay rejimi elan qılğan yuqumdarlar sanığı işənməydiğanlıqını bildirdi. Al-Arabiya gezinin 6 aprel sanında elan qılınğan bu vaqtki xəbərdə eytilişe, İran Səhiyyə Ministerliğinin bayanatçısı Kiyanush Jahanpur yekşənbə günü eçilgən müxbirlərini kütüvəli şiğanıda Xitay rejiminin dəstəbdili yalğan məlumat tarqatqanlıqını, bunun bilən dünyanın bu virus üncü qorqunuşluq əməskən dəb xata oylab qalğanlıqını tənqidlədi. Şundaqlı Xitay rejimi elan qılğan yuqumdarlar və ölgənlər sanını lavzı çaxçaq dəb təsvirlidi. Xitayın Tehrandaki baş əlçisi Changhua bununqı Twitterdə cavab yazıb, pitni pasatlar bizdən dostluqımızı buzalmaydı, dedi. Rick Scott, Amerikalıqlar Xitay mallarını boykot qilishi lazım dedi. Amerikadagi Cumhuriyetler Partiyasidan bo'lgan Kengash Palata a'zosi Rick Scott Amerikalıqlarni bundan keyin Xitay mallarını almaslikka da'vat qildi. Shundaqla eng cho'ng tor magazini bo'lgan Amazon shirkatini buningga yordam berishga chaqirdi. Xabarlar haftadagi to'rining 7 apreldagi xabarida aytilishicha Rick Scott bu vaqtdagi televiziya suhbatida Xitoyning virus tarqalgan dastlabki vaqtlarda buni dunyodan yashirganligini ayiblab, Xitoyning yolg'onchiligi sababidan hozir bak ko'p kishilar behuda o'lib ketdi. Shundaqla nurg'un davlatlar tayyorliksiz qoldi dedi. Rick Scott so'zida hozir amerikaliklarning Xitoy haqidagi qarashlarining mushqitimliq virusdan keyin zo'r darajada o'zgarganligini so'zlab kelib, shuningga ishonchim komilki, hamon bir kuni amerikaliklar Xitoy bilan savdo qilmaydigan bo'ladi dedi. Shundaqla mushundaq bir davlatdan amerikaliklarning hech narsa setib olmasligi lozimligini alohida ta'kidladi. Scottning bildirishicha, hozir Amerika Davlat Majlisida Amerikaning Xitoy bilan savdo qilmasligi haqida muzokaralar davom qilayotgan bo'lib, Amerika shirkatlarining odatdagi fuqarolar uchun Xitoy mollarini to'nib olishiga yordam berishi bakmi muhim ekan. U bu vaqtda so'z qilib, Amazon shirkatini buningga ulgu bo'lishga da'vat qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şundakla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.